Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile yapabileceğiniz puf puf kabaran, yumuşacık bir poğaça tarifim var. Çok sıcak olmasına rağmen içinde sizlere gösterdim ve daha fazla uzatmadan hemen yapımına başlıyorum. Hamuru için malzemelerimiz yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da olabilir. Bir yumurtanın akı içine sarısını üzerine kullanacağız. 2 yemek kaşığı toz şeker, toz şeker çok tepeleme olmasın. Yarım tatlı kaşığı ise tuz ilave ediyorum. Bir pakette instant maya, yarım paket yaş maya da olabilir bunun yerine. Bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra üzerine kontrollü bir şekilde azar azar un ilave ediyorum. Un ölçüsünü vermiyorum. Çünkü undan una değişebiliyor. Markalar arasında çok fark ediyor. Yumurtanın büyüklüğüne göre de bu değişebiliyor. Unu kontrollü bir şekilde eklersiniz. Hamurun kıvamı tam yerinde olacaktır. Ben biraz katılaşana kadar çırpıcıyla daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unutmadan söyleyeyim, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Un miktarı ortalama 4 ila 4,5 su bardağı arasında gidiyor. Ben bu hamurumda toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Mayalı hamurlar yoğrulmayı çok sever. Görüldüğü gibi yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Poğaça tariflerinde ana kural unu çok fazla kullanmamaktır. Un miktarı ne kadar fazla olursa poğaçanız da o kadar sert olur. Buradaki önemli nokta unu çok az az ilave etmeniz gerekiyor. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar mayalanması için beklettim. Mayalanan hamurumu 12 eşit bezeye ayırıyorum. Mayalanma sürecinde eğer ki zaman sıkıntınız olursa fırınınızı 50 dereceye ayarlayarak hamurun üzeri kapalı bir vaziyette daha hızlı mayalandırabilirsiniz. İçini peynirle, patatesle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben peynir kullanacağım. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Yuvarlak bir şekilde elimle çok fazla uğraşmadan açıyorum ve arasına peynir koyarak kapatıyorum. Bu arada tepsimin altını yağladım. Siz dilerseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Yine farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben küçük bir tepsi kullandım ve birbirine yakın dizeceğim poğaçaları. Birbirine yapışacaklar tabii ki bu durumda ama ben kahvaltı için çocuklarımı yapıyorum. Çok da önemli değil. Ama istemezseniz eğer ki birbirine yapışmasını daha aralıklı dizebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlere söylemek istediğim bir şey var. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için benim kanalımda aynı zamanda dikiş videoları da mevcut. Bunlar bana ait videolar. Bu da pratik dikişler, pijamalar, eşofman altları, tunikler, farklı dikim videoları bulabilirsiniz. Eğer ki merakınız varsa ya da etrafınızda tanıdıklarınız varsa dikişe merak olanlar, tavsiyede bulunursanız, linkini paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi de açarak beni takip edebilirsiniz. Poğaçaların tamamını yaptıktan sonra üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum ve yine sıcak bir ortamda 25-30 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyorum. Bu tepsi mayası çok önemli bu tarz poğaçalarda. Hem puf kabarması için hem de yumuşacık olması için bu önemli. Tabii ki bunun süresi de çok önemli. Ortalama 25-30 dakika kadar idealdir. Eğer ki daha fazla bekletirseniz ortaya maya kokusu çıkabilir. Artı poğaçalarınız çök edebilir. Buna lütfen dikkat edelim. Ayırdığım bir yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı süt ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Bunları karıştırıp poğaçaların üzerlerine kenarlarından akmayacak şekilde sürüyorum. Ben üzerlerine herhangi bir şey serpmiyorum ama dilerseniz çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Ve önceden ısıttığım
190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Borcamda pişen poğaçaların altı bazen geç pişebiliyor. Son çıkarmadan son 5 dakikada alt rafa indirirseniz altı da biraz da olsa pişecektir, kızaracaktır. Hala çok sıcak ama ben yine de elimde yağsa size için göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hala buharlar çıkıyor. Çok az malzemeyle yapabileceğiniz çok bereketli, yumuşacık, puf puf bir poğaça bu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.